Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Bugün size çok uzun zamandır yapmak istediğim, çünkü diğer kanallara baktığımda bu kadar gerçekten hayatlarının bir parçası olmuş şekilde yaptıklarını veya yapacaklarını düşünmediğim bir video ile karşınızdayım. MacBook Pro mu yoksa iPad Pro mu? Şimdi bu normalde internetten baktığım özelliklere göre okuduğum veya yorumladığım bir video olmayacak. Çünkü hem MacBook Pro'yu arkanızda açık görüyorsunuz zaten, yani görünüyordur herhalde, veyahut iPad Pro'yu sürekli bahsediyorum. İkisi de benim, hani birinde hayatımın 5'te 1'ini geçiriyorum, diğerinde öbür 5'te 1'ini daha geçiriyorum. O yüzden bunun kıyaslamasını en doğru şekilde yapabileceğimi düşünüyorum. Bu arada şunu da eklemeliyim, benim MacBook Pro'm 2017 Touch Bar 15 inçlik modeli ve iPad Pro'm da yine 2017 ikinci jenerasyon iPad Pro, yani ProMotion'u destekleyen modelden. Her ikisi de aynı yılın ürünü ve temel mantık olarak yine dengeler bu şekilde olacaktır. Arkadaki 15 inçlik MacBook Pro'yu genelde işlerimi, görsel tasarımlarımı, video prodüksiyonlarımı yapmak için kullanıyorum. Bunlar YouTube videosu değil. İkincisi, iPad Pro'mu genelde okulda ve evde sosyal medya tüketimi vesaire işler için kullanıyorum. Ve her birinin de yokluk çektiği noktalar mevcut. Şimdi iPad ilk çıktığı vakitlerde Steve Jobs bunu sunarken bilgisayarlardan çok daha iyi ve gerek yok diye çıkardı. Peki bu doğru mu? Bugün bakacağımız konulardan bir tanesi bu. Şimdi öncelikle iPad'lerden bahsetmek istiyorum, son durumlardan. iPadOS ile birlikte zaten gerçekten son derece mükemmel bir performans kazandı iPad'ler. Yani bu iPad'ler artık bir tablet olarak değil, bilgisayar olarak kullanılmaya doğru itiliyor. Apple gerek buna göre özellikler koyuyor. Şimdi işte mouse ve trackpad, yani izleme dörtgeni desteği getirdi iPad'lere. Ve bu gün geçtikçe daha da çok yaklaşıyor artık laptop olma durumuna. Bir de şimdi laptopların ağır olduğunu düşünün, taşıması vesaire. iPad'ler gerçekten her bakımdan çok daha avantajlı. Ama bu tabii ki lafta. Şimdi asıl tecrübeyle anlatılacak kısmına geliyoruz. Şimdi benchmark skorlarına baktığımızda MacBook Pro zaten bu hani ekstra bir makine olduğu için, normal sizin 13 inç olarak alacağınız MacBook Pro gibi değil, özellikleri yükseltilmiş her özelliği. Dolayısıyla benim elimdeki MacBook Pro'nun şu anda benchmark skorları daha yüksek iPad'den. Ama aradaki fark da öyle çok ağım şahım bir fark değil. Ve bunu bu kadar küçük ve kompakt bir cihazdan alabilmek bence gerçekten çok önemli ve çok büyük yol kat edildiğinin en büyük göstergesi. Şimdi fiyatlarını ekranda görüyorsunuz. Tabii ki bunlar son modellerini alırsanız benzerlik gösterebilen fiyatlar. Yani en son çıkacak olan iPad Pro Mayıs ayında bize klavyesiyle tam gelecek. Yaklaşık olarak 11.700 lira mı? O tarz bir fiyata denk geliyor. Ve alabileceğiniz bir MacBook Pro da zaten yine 11.000-12.000 civarında bir fiyata denk geliyor. Fiyatlarının da hemen hemen eşit olduğunu varsayabiliriz. Fakat benim elimdeki cihazların fiyatlarına gelecek olursak, MacBook Pro'nun fiyatı aşağı yukarı 14.000 civarı şu anda. iPad Pro'nun fiyatına gelecek olursak 7-8 bin lira civarı. Hani arasında ciddi fark var. Ama ilk çıkan, yeni çıkan cihazlarda ve yükseltilmemiş MacBook'lara baktığımız zaman fiyat farkı bu kadar çok değil. Şimdi tabii ki MacBook'ların özelliği ve güzelliği şu. Açıyorsun, ekran var, çok kaliteli. Mouse var, yani trackpad. Klavyen var. Ama iPad'de bu teknolojiyi yakalayabilmek için senin, örneğin en son çıkacak olan da 2300 lira klavyeye, 1000 lira da kaleme, 3300 lira sırf bunu bilgisayara benzetebilmek için bir para vermen gerekiyor. Şu anda da 1.5, bir daha 2.5 olması gerekiyor. Yani aradaki 1000 lira falan daha az. Ama genel itibariyle baktığımızda MacBook'ların fiyatına oranla da sadece iPad'lerin fiyatı ucuz olduğu için teknik olarak aradaki fark yine kapanmış oluyor. Ama sistem bu şekilde. Şimdi boyutlarına gelecek olursak, hani ben görsellerde bir tane de 13 inçlik MacBook Pro'yu koymak istedim, farkı görün diye. Eğer 13 inçlik bir MacBook Pro'dan bahsediyorsanız iPad Pro'nun 13 inçliği zaten 1 inç daha ince ve tamamen aynı boyda denebilir. Çok bir fark yok. Ama kalınlık arasında ciddi fark var. Ki biz bu aleti korumak için bir kılıf takıyoruz. Kılıfı takmasak daha da ince olacak. Hani öyle baktığımız zaman ergonomiklik ve taşınabilirlik olarak gerçekten son nokta iPad bir bilgisayara göre. Benchmarkların dediğim gibi şu an kesin rakamları da görebilirsiniz zaten. MacBook'un benchmarkı iPad'den daha yüksek. Ama eğer bu 13 inçlik ve basit model bir MacBook Pro olsaydı, bana kalırsa ya iPad daha fazla ölçerdi ya da benzer çıkardı. Şimdi bu özellikleri görüyoruz. Bir de yeni çıkan iPad Pro'ların özellikleri MacBook Pro'lardan, yani 15 inçliklerden bahsetmiyorum, yine standart olanlardan çok çok daha üstte. Ve
Birçok bilgisayardan da daha hızlı bir cihaz var elimizde. Biz bunu açıp kurup istediğimiz gibi kullanabiliriz. Ki zaten ben de öyle yapıyorum. Şimdi RAM kıyaslamasından bahsedecek olursak, zaten bilgisayarda ihtiyaç duyulan RAM ve o mekanizma iPad'lerde aynı şekilde değil. Yani MacBook Pro'nun burada 16 GB RAM'i varken, ki bu çok daha yükseltilebiliyor son modellerde, iPad'lerin 4 GB RAM'i var en azından bendekinin. Ve baktığımız zaman hani iOS veya iPadOS o kadar çok RAM'e ihtiyaç olan bir atmosfer değil. Yani gerek yok daha fazlasına düşündüğümüz zaman. Ama MacBook Pro'da daha çok RAM olsa tabii ki hayır demezdik, kullanılacak şey var. Şimdi dediğim gibi hani MacBook'a bir baştan bakmamız gerektiğinde en önemli noktası iPad'de kıyasla klavyesi ve mouse'u içerisinde. USB-C girişi var. Ki yeni iPad'lerde de USB-C girişi var ama bu USB-C olayı açıkçası beni birazcık yoruyor. Elimdeki alet edevatları takmak için sürekli bir aparat takmak zorunda kalıyorum. Takayım hiç önemli değil. Bu zaten burada station olarak kalıyor. Ama cihaz bulamıyorum takacak. Problem o. Onun dışında en büyük diğer avantajı da tabii ki macOS. Yani şu anda Catalina kullanıyorum ben. Dosyaları atabilmek olsun, bir sürü şeye erişim olsun. Yani ciddi ciddi bir bilgisayar yazılımını kullanmak işler için çok daha kıymetli. Şimdi her iki cihazın da sesini ve görüntüsünü kıyasladığım bir video olacak. MacBook'larda bu 720p bir ön kamera ve iyi mikrofonları var. iPad'de de bildiğim kadarıyla yine 1080p bir kamera olması gerekiyor. Önde arka kamerası zaten 4K'ya kadar yine çekebiliyor. Hoparlörlere baktığımızda MacBook Pro'nun hoparlörleri bana kalırsa şu anda marketteki en iyi hoparlörler. Ve iPad'inkiler de mobil sektöründe en iyi hoparlörler. Dolayısıyla ikisini de kıyasladım. İkisini de mikrofon kaydı almadım. Direkt kamera kaydından insanların duyduğu gibi duyun istedim. Şimdi bir de onu görelim. Şimdi iPad'in daha kilit özelliklerine gelecek olursak, en önemlisi tabii ki boyut. Yani iPad'in bu boyutuyla herhangi bir bilgisayar yarışamaz maalesef ki. Ağırlıklarına baktığımızda, incelik kalınlığına baktığımızda, dediğim gibi yani iPad Pro ile yarışılması pek mümkün değil. Zaten videonun başında bahsettim, klavyesine mouse'una ayrı para veriyorsunuz ve bu cihazı bir masaüstü cihaza çevirebilmek için, zaten onun da videolarını koyacağım, klavyeyi ekstra almanız gerek, mouse'u ekstra almanız gerek. Ha ama şöyle bir güzelliği var, zaten evde kullanıyorsanız o zaman iş değişiyor, onda da kullanabiliyorsunuz. Şimdi birkaç tane kıyaslamadan bahsetmek istiyorum. iPad'in PPI değeri, yani pixel per inch, bir inç başına düşen piksel değeri ve nit konusunda parlaklığı daha yüksek iPad Pro'nun. MacBook'un buna kıyasla bir tık daha az. Kesin değerlerini ekranda görebilirsiniz şu anda. Ve her ikisi de Touch ID ile açılıyor. Touch ID ile açılmaları güzel. Dediğim gibi iPad Pro, benim iPad Pro'm Touch ID ile ama yenileri Face ID ile açılıyor. Face ID olması da yine güzel bir detay. Ama benimkine baktığımız zaman senaryo olarak ikisinin de açılış biçimi aynı. Şimdi iPad'in burada çok kritik bir özelliği var. Eğer siz LTE destekli bir iPad alırsanız, data hattınızı taktığınız zaman arama yapabiliyorsunuz, internete girebiliyorsunuz. Herhangi bir Wi-Fi'ya veya kişisel erişim noktasına ihtiyaç olmadan bütün işinizi çözebiliyorsunuz. Bence bu çok kilit bir nokta. Örneğin ben Superbox kullanıcısıyım. Oradaki sim kartı alıp kullandığımda bilgisayarımla yapamayacağım şeyleri yapabiliyorum. Çünkü internete girebiliyorum. Kameraya baktığımız zaman zaten MacBook'lardaki kamerayla iPad'i kıyaslamayacağım bile. Hiç iPad'deki kamera tartışılmaz daha iyi MacBook Pro'dan. Ki iPad'in iki kamerası var, bir önde bir arkada teknik olarak baktığımızda. Şimdi iPad Pro'nun bence en güzel özelliklerinden bir tanesi de kalem kullanabiliyor olmamız. Yani ben o kalemi derslerde yazı yazarken kullanıyorum, not alırken kullanıyorum. Ben bildiğiniz kurşun kalem kullanmayı bıraktım artık. Her türlü şeyi kalemle yapıyorum. Hoca önümüze kağıt koyuyor, fotoğrafını çekiyorum, dolduruyorum, mail atıyorum. O kadar diyeyim yani. Bu özellik gerçekten MacBook Pro'ya kıyasladığımızda çok daha pratik. Şimdi ben notlarımı her ikisiyle de almak istiyorum. Hatta bu MacBook'ta klavyeyi ben çok seviyorum. Ne kadar 9 tane bassa da bir tane harften. Ama not alırken yani inanın o kalemi kullanmak çok daha keyifli oluyor ve çok daha pratik oluyor sanatçılar için de. İşte çizerler, yazarlar, bu tarz şeyler. Bataryalarına baktığımız zaman kesin bilgilerini ekrana koymaya çalışacağım ama ikisinin de bize 10 saatlik bir batarya ömrü sunduğunu söylüyor Apple. Tabii ki bu zamanla azalıyor ama şunu söyleyeyim,
Yani bilgisayar iPad'den daha çok şarj yiyor benzer işleri yaparken. Yani ben bilgisayarımda oturduğumda, günlük işlerimi yaptığımda şarjım bitebiliyorken iPad'de aynısını yaptığımda şarjım bitmiyor. Yani aletin şarjı bitmiyor. Çiplerine gelecek olursak bununla ilgili detaylı bilgi yine ekranda mevcut. Ama dediğim gibi bunlara bağlı kalıp da bir yorum yapmak çok doğru olmaz. Bir güzel tarafı daha var yine iPad'in MacBook'a kıyasla. Fan yok. Fan olmaması yükünüzü hafifletmekle beraber gürültü yapmıyor. Şimdi bu MacBook Pro ne kadar sessiz olsa bile ben bu bilgisayarı çok yüklediğimde şakır şakır fan çalışıyor. Ama iPad Pro'da aynı şey söz konusu değil. Bununla birlikte iPad'in bir özelliği daha var. Tabii ki iOS App Store'una erişebiliyor. Yani mobil uygulamalar ve mobil oyunların Mac programlarına kıyasladığımızda aradaki devasa farkı göz ardı edemeyiz. O yüzden yine bu iPad Pro'nun bir avantajı. Şimdi genel olarak özellik kıyaslaması bu kadar. Hedef kitleden bahsedelim. MacBook Pro'yu kimler kullanıyor veya kullanmalı? Şimdi dediğim gibi MacBook Pro tamamen yaptığınız konfigürasyona göre değişir. Benimki 15.000 ilk aldığımda 18-19.000'di. Şu ankileri 9.000'e 11.000'e almak mümkün. 16 inçleri çıktı, 18.000'den başlıyor. Ufak bir arttırma 21.000'e götürüyor. Ya bana kalırsa MacBook Pro en azından büyük versiyonları profesyoneller için. Yani evde Netflix izleyeyim, dizi izleyeyim derken hiç gerek yok. iPad Pro'ya bakacak olursak iPad Pro da bence profesyoneller için. Ama öğrenciler, yazım çizim yapanlar ve profesyoneller, bu üçünden oluşan bir hedef kitlesi var. Aslında hedef kitleler bir noktada ortak, fakat hiçbir öğrenci mesela sırtına bir sırt çantasında bilgisayar taşımayı tercih etmez. Elinde incecik şu kadar bir şey taşıyabilmek varken. O bağlamda baktığımızda da yine hedef kitleler de bu şekilde ayrılıyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Mac almak istiyor adam, Apple almak istiyor ama diyor ki ben çok kullanmayacağım, sadece günlük dizi izleme, YouTube, mail, yazı. Şimdi bunun için gidip de 11 bin lira vermeye gerek var mı? Ya da bunun için bu kadar tam teşekküllü şeyler almaya gerek var mı diye düşünüp insanlar kafayı yerken, Apple iPad Pro'yu sürerek çok güzel bir hamle yaptı burada. 13.'ini alıyorsun, hem tablet oluyor hem de diğer şeylerin yerine geçiyor. Şimdi benim fikrime gelecek olursak, bu iPad Pro bilgisayarın yerini tutar mı? Tutmaz. Neden tutmaz? Çünkü dediğim gibi siz her ne kadar iPad'de her şey yapabiliyor da olsanız iPad'de bir Final Cut Pro yok. iPad'de bir bilgisayar özellikleriyle Photoshop yok. iPad'de bir After Effects yok. iPad'de aynı şekilde bir endüstri mühendisleri için optimizasyon yazılımı yok. MATLAB yok. Şimdi bunlar hayatımızın profesyonel alanlarında bizim ihtiyacımız olan şeyler ve eğer bunları yapabilecek bir bilgisayarımız yoksa evde hali hazırda, sadece iPad Pro'ya dayanıp hayatımızı sürdürmek bana kalırsa çok riskli. Ama evde bir MacBook Air'im vardır, 11 inç eski 2013 modellerden. O durur. Onun yanında bir iPad'in olur. Genelde birçok işi iPad'de halledersin. 10 numara 5 yıldız setup. Ama dediğim gibi, ha bu arada şu da gereksiz. Yani hem iPad Pro'nun olması hem bunun olması da gereksiz. Ama ben size tecrübelerimi bu şekilde aktarabilirim. Yani bilgisayarınız yoksa ve iPad'de almak istiyorsanız ama bilgisayar ihtiyacınızdan dolayı almak istiyorsanız kesinlikle iPad Pro'yu değil de bilgisayarı seçin öncelikli olarak. Ama şunu da belirtmek isterim ki iPad Pro'nun benim ikinci nesil olanları şu an takır takır işliyor. Her ne kadar yeni tasarımı olmasa da muazzam çalıştığını düşünüyorum hala. Hiç kasma, hiç takılma yok. COD Mobile, PUBG full FPS, full grafik neyse tamamında oynayabiliyorsun. Müthiş. Ama fiyatları da ucuzladı. Dediğim gibi ben toptan paketi 8.000 liraya satmayı düşünüyorum 1-2 ay sonra. Şimdi baktığımızda 8.000 lira ona verip bir de ufak bir MacBook yanına 3.000-4.000 liraya alsan 12.000 liraya aslında bir yeni bilgisayar alma fiyatına ikisi de alınabiliyor. Ama tabii ki tercih meselesi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de iPad Pro sizce bilgisayar yerini tutar mı sorusuna cevabını aşağıya yazın lütfen. Ve bunun üzerine birazcık orada da konuşalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.